Herkese merhabalar. Pitokacı kanalıma hoş geldiniz. Bir önceki videomda bu tulumlu küçük tavşan anahtarlığın gövde kısmını anlatmıştım. Bugün de size bu tulumun nasıl yapıldığını ve en sonda kuyruk kısmını göstereceğim. Ben bugün pembeyle öreceğim tulumunu. Hemen anlatımına geçelim. Evet, ipimizi elimize alalım. 14 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. En ilk yaptığımız zincir boşluğunun içine girelim. İlmek kaydıralım. Bir zincir çekip üst sıraya çıkalım. Evet. Yine aynı dibin içine bir tane sık iğne yapıyorum. Bundan sonra her boşluğun içine batarak şu şekilde sık iğne yapıyoruz. Her zincir boşluğunun içine bata bata devam ediyoruz. Sıra sonuna kadar 14 tane sık iğne olacak. Bu şekilde dönüyoruz. Evet, sıra sonuna geldim. İlk yaptığım sık iğnenin içine ilmek kaydırıyorum. Bir zincir çekip bir sonraki sıraya çıkıyorum. Bu ipi aralarda kaybederiz. Şimdi tekrar bir sıra boyunca dolanıyoruz. 14 sık iğneyi birer birer batarak gidiyoruz. Bu parçadan bir tane bu şekilde öreceğiz. Bu bizim bu parçada son sıramız. Bacağın biri için. Evet, ilk yaptığıma ilmek kaydırıyorum. Bir zincir çekip üste çıkıyorum. Şimdi böyle bir parça örüyoruz. İpi kesip. Ben daha önce örmüştüm. Şimdi bu benim ikinci parçam olmuş oluyor. Siz böyle bir tane örün. Ondan sonra videonun devamına gelelim. Şimdi bir zincir çektim. İlmek bitiş başlangıç yerinin içine batıyorum. Bir sonraki bacakta bir tane sık iğne yaptıktan sonra tekrar dönüyorum. İkinci oldu. 3, 14 tane sık iğneyi burada dönüyorum. Evet, 14 tane döndüm. Şimdi orada da bir tane zincir boşluğu vardı. O zincir boşluğuna katına batıyorum. Şimdi 14 tane de öteki bacağa dolanıyoruz. Bu şekilde tekrar dolanıyoruz bu bacağa. Evet, 14 tane de burayı dolandım. Şimdi az önceki battığımız zincir boşluğunun şimdi bu tarafından bir tane sık iğne yapıyoruz. İlk yaptığımız artık ilmek kaydıralım sık iğneyi. Bir zincir çekip üste çıkalım. Burada artık 14 burada 14 burada vardı. Sık iğne 28. Birer tane de zincir boşluğunun çektiğimiz bir zincir boşluğunun sağına soluna yaptığımız sık iğnelerle şu anda elimizde 30 adet sık iğne oluşacak. Buradan itibaren 5 sıra boyunca hiç eksiltme ve artırma yapmadan dolanacağız. 5 sıra örelim. Ondan sonra da üst kısmına geçelim. Evet, 5 sıra boyunca düz bir şekilde ördüm. İlk yaptığım sık iğnenin içine ilmek kaydırıyorum. Ondan sonra şu şekilde ikiye katlıyoruz. İlmek kaya kaya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 tane kaydım. Şöyle de 12. 12 tane
İlmek kaya kaya şortun şöyle orta kısmına doğru gelelim. 12 tane buradan düşünelim. 12 tane de buradan. 24. Geriye 6 tane ilmek kalıyor ortada. Buna bir sonrakine sık iğne yapıyoruz. Hatta bir zincir çekelim. Muntazam olsun. Bir sonrakinden itibaren boşluklara bata bata sık iğne yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bir zincir çekiyoruz. Dönüyoruz. İlk boşluktan itibaren 1, 2, 3, 3, 4, 5 ve 6. Bir zincir çekip dönüyoruz. Her bir boşluğa birer kez bata bata yine sıra sonuna geliyoruz. Üçüncü sıramızı yaptık. Bir zincir çekip dönüyoruz. Aynı işlemi yine tekrar ediyoruz. Bu bizim dördüncü kez üst üste batmamız oluyor. Dört tane yaptık. Şimdi bu aşamada ipimizi biraz gevşetelim. Bu şekilde kalsın. Bu kısma küçük havucumuzu işleyelim. Ondan sonra çünkü zincir çekerek tavşanın üstüne direkt geçireceğiz. İşlemesi zor olabilir. Şimdi turuncu ipi yorgan iğnesine geçirip şuraya küçük bir havuç bir de sapını işleyelim. Evet, 4 sıra bu kısmı çıkmıştık. Şimdi buraya minik bir havuç işleyeceğiz. Ben yan bir şekilde işledim. Dilerseniz dik bir şekilde yapabilirsiniz. Sol tarafa yakın bir şekilde havucun ucunu çıkacağım. Sol tarafa, hatta buradan ikinci kısımdan, bu battığımız deliklerden ikinci kısmına batıyorum. Turuncu ipimle şu şekilde bir üçgen yapacağım önce. Bunu da battığımız yerin bir sıra altından batacağım. Şu şekilde küçük bir üçgen yapıyorum. Sonra da içine dolduruyorum turuncu iple. İpin fazlasını arkadan bir tane katından geçelim, keselim. Şimdi yeşil ipimizi takalım. Şimdi yeşil ipimizi geçirdik. Turuncu ipin altından bir yerden giriyorum. 3 tane sap yapacağım. Evet, bu şekilde bir havuç işliyoruz. Şimdi örme kısmına devam edebiliriz. Evet, şimdi tavşanı içine koyalım. Ve burada bir şey daha söylemek istiyorum. Bu şekilde tulum örmek istemezseniz, bayan tavşan şeklinde örmek isterseniz direkt 30 zincirle birleştirin. Ondan sonra 8 sıra boyunca hiç eksiltme arttırma yapmadan hep 30-30 olacak şekilde örün. O şekilde de alt kısmı etek olacaktır. Yani şu ayrım olmadan. Onu da o şekilde set yapmak isteyenler olursa diye ekleyelim. Evet, şimdi tavşancığımıza geçirdik. Tulumunu giydi. Şimdi bu aşamadan sonra ipimiz bu köşede kalmıştı. Şimdi burada belli bir sayı söylemeyeceğim. Herkesin el şekli farklıdır. El sıkılığı. Şimdi belli bir zincir çekeceğiz bu aşamada. Çektikten sonra arkada, bakın şu şekilde göstereyim. Hep bu birleşim bitim yaptığımız yerin tam orta kısmına batacağız. Yani amaç bunun çıkmaması, düşmemesi.
Bu şekilde zincir çeke çeke orta kısma gelelim. Burada da göstermiş olalım. Çapraz bir şekilde. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. 10 tane çekelim. Şöyle omzunun üstünden ardalım. 10 eksik daha. 11, 12, 13. Ben 13 tane çekeceğim. Sıkı bir şekilde hem tulumun düşmesini de önler. Tam orta kısmından sık iğnenin batıyorum. İlmek kaydırıyorum. Evet, bu şekilde gergin bir şekilde duruyor. Buradan itibaren tekrar benimki 13'tü. Tekrar 13 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Evet, şöyle omzunun üstünden götürelim. Tulumun köşe kısmına sık iğnemizi yapalım. Sıkı bir şekilde ilmek kaydıralım önce. Bir zincir çekip ipimizi birazcık şöyle fazla keselim. Evet, bu şekilde gördüğünüz gibi tulum kısmı tamam. İpi de böyle aralarda yedirelim, gözükmesin. Evet. Bu şekilde tulum kısmı bitmiş oldu. Dediğim gibi etek yapmak isteyenler de 30 tane zincirle başlayıp 8 sıra boyunca eksiltme arttırma yapmadan dönebilir. Aynı birleştirme şekli de aynı olacaktır. Şimdi bu aşamadan sonra bir tane de pompon kuyruk yapacağız. Beyaz ipimizi elimize alıyoruz. 2 tane zincir çekiyoruz. Sondan bir önceki boşluğun içine 6 adet sık iğne yapıyoruz. İlk yaptığımıza ilmek kaydırıyoruz. 2 sıra boyunca 6 sık iğneyi hiç eksiltme ve arttırma yapmadan dönüyoruz. Bu şekilde kuyruk yapıyoruz. 6 tane sık iğne yaptıktan sonra 2 kez dönüyoruz. İçine bir tanecik boncuk elyaf koyduktan sonra buraya dikiyoruz. Yapım aşaması bu kadardı. Buraya da en üst kısmına da anahtarlık aparatını ekliyorsunuz. Evet, tavşan anahtarlık anlatımı bu kadardı. Yapanların eline sağlık. Umarım beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayınız. Hepinize iyi günler dilerim.